Merhaba arkadaşlar. Berilin Yüneller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir video hazırlıyorum yine sizler için. Halı kaydırmaza paspas yapacağım bugün sizlere. Sakallayıp kullanacağım. Kullandığım sakallayıp bu şekilde tekli olarak satılanlardan, kilo ile satılanlardan değil. Bakın bu şekilde ince olacak yani. Kilo ile satılanlar biraz daha kalın olduğu için onlar halı kaydırmazın deliklerinden sığmıyor. O yüzden bu şekilde ince olanları tercih ediyoruz. Hemen şimdi yapım aşamasına geçmek istiyorum. Halı kaydırmazımız var bu şekilde. Halı kaydırmazı kendi banyonuzun veya lavabonuzun ölçülerine göre kendiniz seçebilirsiniz, belirleyebilirsiniz. Modeli de kendiniz seçebilirsiniz. Ben burada buradaki esas amacım size nasıl yapıldığını göstermek. Zaten yapılışını öğrendikten sonra modelini Farklı modelleri de kendiniz uygulayabilirsiniz. Bir tane tığımız var bu şekilde. 2,5 milimlik olanı kullanıyorum ben. Bu ebattaki bir ip için 2,5 milim ideal oluyor. Hemen şimdi yapımına geçmek istiyorum. Bakın şöyle öncelikle ipi tığın üzerine alıyoruz. İlk yapmayı öğrenenler için de en basitinden anlatmaya çalışıyorum. Yani bunu çok iyi bilenler olabilir ama daha elinde tığ tutamayan bile bunu öğrenebilsin diye en kolay şekilde anlatmaya çalışacağım. Şöyle tığı ipin üzerine alıyoruz ve tığı bir kez çeviriyoruz arkadaşlar. İlk zinciri atacağız öncelikle. Tığın üzerine ip alıyoruz, çıkarıyoruz. İlk zincirimizi attık. Bir zincir daha atıyoruz ondan sonra ve şimdi yapımına geçeceğiz. Şimdi halı kaydırmazımızı alıyoruz. Arkadaşlar bakın halı kaydırmazların bazıları yamuk olduğu için baştan sayarak gelin lütfen çünkü bu halı kaydırmazları bazı bazıları delikleri farklı yerlerden kayabiliyor sonuna varamayabilirsiniz iyice hesaplayın onu şimdi hemen şuradan öncelikle şöyle bir buraya bir sabitlemek istiyorum şöyle deliğin içinden geçiriyorum alıyorum çıkarıyorum. Şimdi önce sabitledikten sonra 3 zincir çekeceğiz. Köşelerde özellikle 3 zincir çekiyoruz. Neden? Çünkü köşeler sıkışmasın. Ee, sıkışırsa gergin duruyor. Gergin durmaması için köşelerde 3 zincir çekmeyi ihmal etmeyin. Şimdi bu aşamadan sonra dikkat etmeniz gereken çapraz olarak örmek. Bakın. Şimdi buradan itibaren şunu kullanacağım. Bakın şu delik, şu delikten diğer deliğe çapraz olarak tığı batırıyorum ve çıkarıyorum. Bundan sonrası sık iğne arkadaşlar. Sadece içine geçiriyorum ve çıkarıyorum. Bakın bu şekilde. Aralarda normal aralarda 2 zincir çekmek yeterli olacaktır. 2 zincir çekiyorsunuz. Sonra bakın şöyle göstereyim tekrar. Şu delikten yanındaki deliğin hemen yanındaki delik ve üstünden çıkıyorum. Yani çapraz olarak alıyorum. Yine çıkarıyorum ve Şöyle sık iğne yani. Şimdi iki zincir çekeceğiz yine. 2 zincirden sonra bakın yine aynı sıranın hemen şuradan karşıya çıkıp çekiyorum ve hemen yine iki zincir çekiyorum. Bu ilk sıra olduğu için biraz ilk sıra zor oluyor. Sonrasında emin olun çok çok kolay olacak. İlk sırada biraz tabi baş, başlangıç olduğu için her e, örgünün başlangıcı biraz zor olur. Tamamını bu şekilde yapacağız. Şimdi köşeye geldik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Köşeden devam edeceğiz. Köşeye geldiğimiz için az önce de söylediğim gibi köşelerde 3 zincir çekiyoruz. Şuradan şuraya batıp çekiyoruz. Sonra bir zincir çekiyoruz. Yine arada 2 zincir. Yine arada 2 zincir çektik. Şimdi tekrar göstereyim bakın. Şuradan şöyle. Buradan şimdi başına kadar bunu aynı şekilde devam edeceğiz. Az önce anlattığım gibi dört çevresini de bir sıra olarak gittim arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci sıraya geçeceğiz. İkinci sıraya geçerken size göstermek istiyorum yine. Bakın yine köşeye geldiğim için köşede 3 zincir çektim. Şimdi burada bir sıra boşluk bırakacağız. Zaten sakallı ip olduğu için hiç boşluk belli olmayacak. İçiniz rahat olsun. Bakın şu bir sırayı boşluk bırakıyoruz. Şu üst sıradan devam ediyoruz. Üst sıradan hemen bir tane yine çekiyorum. Çıkarıyorum. Arada iki zincir. İki zincir çektikten sonra bakın şu sıra boş kalacak. Burayı boşluk bırakıyoruz. Şuradan alttaki sırayla üstteki sıra bakın şöyle. Şuradan Hemen çıkarıyorum içinden ve 2 zincir çekiyorum yine. Son kez tekrar göstermek istiyorum. Bakın bir sırayı boşluk bırakıyoruz. Yani şurası boşluk olarak kaldı. Şuradan batırıyorum. Hemen çıkarıyorum. Bunu da bu şekilde yine çevresini dolandıracağız. Tamamen ördükten sonra Farklı renkleri katacağız. Bu şekilde tamamlayacağız işimizi. Şimdi pembe ile yaptığımızı bitirdik arkadaşlar. Ee, diğer renge geçiş yapacağız. Geçiş yaparken e, buradan koparabilirsiniz. Zaten sakallı ip olduğu için düğüm yaptığınızda da belli olmayacaktır. Koparıp hemen e, diğer beyaz ipi ekliyorum. Krem rengi ipi. Normal düğüm yapabilirsiniz bu şekilde. Şimdi yine köşede 3 zincir çektikten sonra e, krem rengi ipe geçiş yaptım. Bakın yine bir sıra boşluk bırakıyorum. Aynı işlemi tekrar ettiriyoruz. Bir sıra boşluk bıraktıktan sonra Yine devam ediyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Şuradan Batıp karşısından çıkarıyoruz. Yine 2 zincir Bakın şöyle göstereyim. Bir sıra boşluk bıraktım. Batırıp karşısından çıkarıyorum. Yine iki zincir aralarda. Bir sıra boşluk bırakıp Batırıp karşısından çıkarıyorum. Bu şekilde istediğiniz kadar krem rengi ile devam edebilirsiniz. Paspasımız hazır arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel yumuşacık oldu. Şöyle göstereyim arkasını da. Bakın. Birer sıra atladığımız için halı kaydırmaz da görevini görüyor. İçiniz rahat olsun bu konuda da. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Ben bu şekilde dikdörtgen şeklinde hazırladım. Ama siz isterseniz farklı desenler de yapabilirsiniz. Desenleri önceden halı kaydırmazı çizerek istediğiniz deseni verebilirsiniz. Hatta bununla ilgili kanalımda videoda mevcut. Onu da izleyebilirsiniz. Daha önce çiçekli, çiçek deseni yaparak da bir paspas yapmıştım. Onu da izleyerek isterseniz o tarzda da yapabilirsiniz. Bugünlükte anlatacaklarım bu kadardı. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı. Ayrıca yeni videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.